Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Buyurun çözümlere. Şekil 1'deki makas bir kenarı 6 cm olan kartonu kesmek için ağzını açtığında tutacak yerler arasında 2 kök 2 cm oluyor. Evet şurada da 2 kök 2 cm oluyormuş arkadaşlar. Yani şurada bir düz bir çizgi çizecek olursak arkadaşlar burası böyle 2 kök 2'ymiş. Burası böyle 6 iken. Peki diyor ki ben makası şöyle koyduğumda bu köşegen değil mi arkadaşlar? Şuradaki x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar makası şöyle açtığınız zaman yani şöyle şöyle açtığınız zaman şu kesim yerler aynı olduğu için hocam burası a iken yine burası a değil midir? Evet. E, burası b iken yine burası b değil midir? Evet. E oran değişmiyor. Yani kelebek benzerliği yapacaksınız. E hocam burası 6 iken burası 6 kökü oldu mu? Oldu. E burada a bölü b 6 bölü kökü eşit değil mi arkadaşlar? Kelebek benzerliğinden dolayı. E A bölü B eşittir. 6 bölü 2 kök 2. 6 bölü 2 kök 2. Aynı zamanda burada A bölü B nedir arkadaşlar? O da 6 kök 2 bölü. 6 kök 2 bölü X'e eşittir. 6'lar gitsin. İçler dışlar yapınca. X de buradan 2 kök 2 çarp kök 2'ye eşit olsun. Yani cevap kaç yaptı o zaman? 4 yaptı arkadaşlar. Cevap denizli oldu. 6 kök 2, 22 buçuk ve x uzunlukları verilmiş. Arkadaşlar köşegen çizmiş Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Ve 45 e her dereceydi arkadaşlar buralara. E hocam 6 kök 2 de iki parçaya bölecek. 3 kök 2, 3 kök 2 yapacak. Şuradaki 45'leri de yazalım isterseniz. 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. 3 kök 2, 3 kök 2, kök 2 katından dolayı 6 yaptı burası. E hocam şuradaki kaç ne? 22 buçuğu da kullanalım. Hocam bu ikisinin toplamı 45 değil mi? 22 buçukla neyi toplarsan 45 yapar 22 buçu. A 22 buçuk 22 buçuk. Yani ne çıktı burada? İkiz kenar yani x'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Cevap Cihan. ABCD bir kare ve DC'ye doğrusal demiş. AC ile DE. Bak 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 bak. Bu köşegenle burası eşit verilmiş. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Diğer köşegeninde biz çizelim hocam. Niye? Köşegenlere eşit olan dörtgenlerde bunu yapın. Bak köşegenlerin eşitliğini gösterince şurada da bir x kenar çıktı mı? Çıktı. E hocam burası zaten 45 derece. 45. Hatta burası da 45. Hatta burası da 45. Hatta burası da 45. E bu x kenar ya tepe açısı 45 derece. 180'den 45 çıkart. 135 2'ye böl. 67 buçuk yapacak burası. Burası da 67 buçuk yapacak. Ama beni burası ilgilendiriyor. 45 artı x eşittir. 67 buçuk sağ. X buradan 67 buçuk eksi 45'ten 22 buçuk çıkar. Yani cevabımız akçay oldu. Kare şeklindeki bir parkın içine şekildeki uzunluklar 240, 60 ve 180 metre olan yollar açılıyor. Evet şöyle bir yol açılmış. Buna göre karenin bir kenarı kaçtır? Arkadaşlar. Ya şöyle bir merdiven şekli olunca dikdörtgen yapmıyor muyduk arkadaşlar? Evet ben burada Karenin bir kenarına ulaşamam ama en azından karenin şu köşe ulaşabilirim arkadaşlar. Nasıl? Bunu bulmaya çalışacağız. Hocam merdiven şekli var. 90'lar olunca dikdörtgen yapmakta bizim şeyden biri bildiğimiz şey değil mi? Dik üçgenden biri. Hocam dikdörtgeni yaptık. 180'se 180 ise 180'i yazdık. 90 ise burası da 90. 60 ise burası da 60'ı yazdık. E hocam 60 burası. Hop şurası kaç? 60, 180, 40 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 420 mi yapıyor? Evet 420. 6 kere 7 42. Hmm. Bu 60'ın bir katı. Bu 60'ın kaç katı? 7 katı. E o zaman bu da 60'ın kaç katı olacak? Kare küçüğünde 7 ve 1'in kareleri toplamı. Yani 49 artı 1'den 50. 49 artı 1. Yani burası kökelli yaptı arkadaşlar. Alt, 60 kökelli yaptı. 60 kökelli kökelli neyse yazayım. 60 kökelli olarak yazalım. Boş ver. E burası 60 kökelli ise bu kenarlarda kök 2'ye bölümüş hali değil midir? O zaman burası da 60 kök 25 yapacaktır. 25 de zaten 5'e eşittir kök 25'te. 60 çarpı 5'ten burası kaç yapar o zaman arkadaşlar? 300 yapar. Yani cevap Akçay. Eda açısı nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Köşegenle alakası yerde bir eşit verilmiş. Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Hop çizdik. Hocam köşegenler dik kesiyor. Ve birbirini ortalıyor da bunlar. Aa bunlar da eşitti. Hocam şunlara ben bir A A A A yazacak olursam. E zaten burası 2A iken burası da 2A verilmiş. E hocam ne çıktı burada? Bak şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende ne var? 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Anladınız siz onu. 30'un hocam. 30 burası. X deniyor bizden. E hocam zaten bak köşegenden dolayı burası 45-45. İki iç açın toplam bir dış açı değil mi? X artı 30 eşittir 45 olacağından X'i de buradan kaç buluruz? 15 buluruz. Cevap C Han. Kare biçimindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesitli çizgilerden kesilerek alanları oranı 19 bölü 5 olan. Hocam burası 19A iken burası ne verilmiş? 5A verilmiş. Peki. iki parça ayrılıyor. Buna göre birinci parçanın çevresinin ikinci parçanın çevresinin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar tüm alan kaç A? 24A. E ne yapacağız? Valla şu 5A'yı falan kullanacağım. Şu köşegeni çizecek olursam alan iki parça parçaya bölmez mi? Zaten karede bu önemli. Paraya kenarda bu önemliydi. Ya da paraya kenarda ne önemliydi? Şu 5 yıldızlı alan hikayesi önemliydi arkadaşlar. Ya da köşegen önemliydi. 24 ise 12A 12A olacak. E hocam burası 5A ise buraya ne kaldı? 7A kaldı. E hocam 7A ve 5A alanlar oranı tabanlar oranı eşit. Burası 7K burası 5K olur. Toplam bir kenar 12K oldu. A 5 12 13 üçgeninden burası 13K oldu. E hocam burası da zaten 12K burası da 12K. Olay bitti mi bitti. Birinci parçanın çevresi. Birinci parçanın çevresi şurası arkadaşlar. Yani 12 12 7 ve 13'ün toplamı. 12 12 7 ve 13'ün toplamında k'ları boş verin. Bölü ikinci parçanın çevresinde e, 13 12 5. 13 12 ve 5. Şu toplamı 20. 24 daha 44. 44 bölü bu 25 30 mu yaptı? Evet, sadeleştirdiğimiz zaman 2'ye böldüğün zaman 22/15 bölü 15 çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. ABCD bir kare D ile A'ya birbirine eşit. AF ile FB birbirine eşit. O en sevdiğimiz var burada. Hocam şunlar da birbirine eşit. Bak kenar ortay. Bak kenar ortay. Ne çıktı burada? Hocam köşegeni çizersen ne çıktığını anlarsın. Bak kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezidir. E hocam burası A iken burası nedir o zaman? 2A. Soru bitti mi? Bitti. Karenin alanı isteniliyor. Hocam şunlar paralel ya. Evet burada 2 bölü 3 oran var. 2A'nın 3A'yı oranı eşittir. 3 bölü N değil midir arkadaşlar? 3 bölü N. E buradan şunlar şunlar gitti. N'i buradan kaç bulduk? 9 bölü 2 bulduk. Hocam N 9 bölü 2 iken 2N kaç yapar? 9. Yani karenin bir kenarı 9 yaptı. Karenin alanı isteniyor. Alan da 9'un karesi 81 çıkar arkadaşlar. Yani cevap denizli. Kare biçimindeki turuncu renkli bir camın ön yüzü 9 eş bölgeye arka yüzü 36.5 bölgeye ayrılmış. Ve bu yüzlerdeki bazı bölgeler şekildeki gibi siyaha boyanmış. Önden görünüm bu arkadan görünüm bu. Bu camın her iki yüzeyi de turuncu olan bölgeler ışığı geçirmekte. En az bir yüzü siyah olan bölgeler ise ışığı geçirmemektedir. Arkadaşlar al bunu buraya koy. Bunu buraya yapıştıralım arkadaşlar bakın. Burada nasıl bu? Bu kareleri de şu şekilde değil mi arkadaşlar? Şöyle. Değil mi? İşimiz kolaylaşacak. Bak şimdi bak 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 bak. bak. Burada siyah boyalı olan bölgeleri de karalayınca nereleri alan geçiriyor nereleri geçirmiyor çok rahat bir şekilde algılayacağız. Arkadaşlar siyah boyalı olanları kırmızıyla da şöyle bir yapsam burası siyah kesinlikle geçirmiyor. Hocam burası da siyah hocam burası da siyah hocam burası da siyah hocam burası da siyah. O, bu kırmızıların içine yani siyah olanların içine bakmayacağım. siyah geçirenler neresi ışığı geçirenler 1 2 burası 3 4 burası 5 6 burası 7 8 burası arkadaşlar. Bu camda ışığı geçirmeyen bölgelerin alanları toplamı. Hocam kaç tane saydık? 4, 8. 8 tane ışığı geçiren var arkadaşlar. Ee, şuraya baktığımız anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. 6 burada. 36 tane de ışığı. 36 tane de birim kare var. 36'dan 8'i çıkartırsak kaç yapıyor? 28 tanesi ışığı geçirmiyor. Yani bunun bir tanesine A dersem. 28 tane A kare ışığı geçirmiyor. O da 42 mi verilmiş arkadaşlar? <laughs> 36'tan 8 çıkınca evet bu kaldı. Buna göre diyor ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şöyle diyelim 28 tanesi arkadaşlar 28 tanesinin alanı kaç? 42 değil mi? Evet. 28 tanesinin alanı 42 ise bize diyor ki ışığı geçiren bölgeler 8 tanesinin alanı kaçtır deyip oran orantı yöntemi yapabiliriz. E ee, buradan işler dışlar yapacak olursak soru işareti neye eşit olacaktır? 42 çarpı 8 bölü 28 eşit olacaktır. Hocam 7'ye bölsen 4. 7'ye bölsen 6. 4'e bölsen 4'e bölsen 2. 6 kere 2. 12 mi yaptı? Evet. 12 tane toplam alan kaç yaptı arkadaşlar? 12 yapmış oldu. Yani cevap Cihan oldu. ABCD karesinin ağırlık merkezi O olarak verilmiş ve EF uzunluğunu 1 vermiş ve AF uzunluğunu 7 vermiş. Hocam ben ağırlık merkezini kullanacağım. Ağırlık merkezini kullanmanın iki yöntemi vardı. Hocam ya buradan dikmeleri çizeceğiz ki bu dikmeler beni zora sokacağı belli. O zaman ikinci ihtimal daha tabii ki mantıklı. Tam olarak neresi arkadaşlar? Hop şurası. Burası nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Yani şunlar birbirine eşittir. Hatta şu eşitliği tamam şöyle gösterdik. Tamam. E şimdi ne yapacağız hocam? Valla arkadaşlar kare soruları biraz sert olur. Bu da sert sorulardan biri büyük ihtimalle. Ne yapmam lazım? Ekstra bir ya 90 derece varsa bir kere kare ne? Ekstra bir 90 derece varsa büyük ihtimalle alfa beta benzerliği hatta eşlik karşımıza çok çıkıyor. Hocam o zaman alfa beta'ya dalalım. Dal bakayım alfa beta'ya. Daldığım zaman burası alfa burası beta diyecek olursam. Hmm. burası da alfa oldu. Alfaya ait bir dik üçgen oluşturalım ki nasıl oluşturalım arkadaşlar bir de eş üçgen olacak şekilde oluşturalım karedeki bu işte işi biraz zorlaştırıyor yani dik çizelim derken hocam dik çizdim mesela alfabete 90 olmadı kare konusundasın tabii ki benzerlik yine çıkacak ama genelde işliği tercih ediyoruz diki buradan çizdim olmadı o zaman buradan çizeceğim arkadaşlar nereden çizeceğim alfa 90'ın karşısında da bu olacak ha, o zaman dikimiz nereden gelecek arkadaşlar bunun uzantısına gelecek yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar Bakalım buradan çıkacak. Çok merak ediyorum ben de arkadaşlar. Verilenleri kullanıyorum sadece. Ya da ekstra 90 varsa yüzde yani yüzde 99 büyük ihtimalle alfa beta eşliği vardır. E tamam hocam. Şunlar ne oldu? Eş üçgen oldu. Evet şu eş üçgenleri şöyle göstereyim size. Eş üçgen oldu. Şununla şu eş. Peki. Madem bunlar eş. O zaman burada alfanın karşısı a ise alfanın karşısı burada da a'dır. Sonra beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı burada da tamamı 8'dir. Hmm. Şu 1'e 7'yi Aa, şunu kullanacağım. Bak 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 7 ve 1 var burada. Arkadaşlar 7 ve 1'i kullanalım mı burada? Kullanalım. Nasıl kullanacağız bunu? Hocam 7'ye 1 varsa burada o zaman burası 7 ense burası en midir? Çünkü bunlar birbirine paralel. Çünkü şunun uzantısı 90. Bak verilen abi bilgiyi kullanıyoruz orada kaldığın zaman. E hocam burası 7 ense. burası da 7n olacak. O zaman burası ne olacak? 6n oldu. E bu 6n benim ne işime yarayacak arkadaşım? 6n benim ne işime yarayacak? 6n var, 7n var. Burada başka bir şey var mı? Hocam şunlar var tabii ki. Bak şimdi olaya bak. Arkadaşım şunun da şu birbirine paralel değil mi? Evet. Şurada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 6N 8N. O zaman bakın burası 8 ise A dediğin kaç çıktı? 6 çıktı. Olay bitti mi? Bitti. Bak verilen bilgilere yoğunlaştım. 6 n e yoğunlaştım. Çıktı arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Şunlar paralel ve burada 6 n 8N oran var. Yani 6N bölü 8N eşittir. E, A bölü 8 değil midir? A bölü 8. Bunlar gitti. 8'ler de gitti. A'yı direkt 6 bulduk. E bu sarı üçgenler eşti. A6 ise alfanın karşısı burası 6 ise burası da zaten A'ydı. Burası da 6'dır. E burası 6, 8. Ne üçgeni? 10. Karenin alanında nedir? Onun karesinden kaç yaptı? 100 yaptı alan arkadaşlar. Evet nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Hoş geldiniz. Çoğunluğunuz büyük ihtimalle bu soru için geldiniz. Arkadaşlar böyle çoğunluğun geldiği yerlerde böyle selam veriyorum. Ee, gençler ama bak ne yaptık? Soru aslında tamam böyle verilen bilgileri kullanınca olayı biraz kolaylaştırdık. Bunun daha farklı çözümleri mutlaka vardır. Ama bence en kolay çözümü de budur arkadaşlar. Ee, ne yapıyorum? Birazcık şey yapın ya. Bak beni birazcık dinleyin. Her zaman şunu yapın. Tamam burada ince bir ayrıntı. Burada ince bir ayrıntı. Bu soruyu zorlaştıran bu. Hani alfabeteye gireceğimiz ve işçiyken oluşturacağımız ince bir ayrıntı. Ama sonrası ince ayrıntı değil. Sonrası. Hani soru böyle verilmiş olsaydı eğer direkt şu sarı üçgen ve bu sarı üçgen verilmiş olsaydı ve köşegen de verilmiş olsaydı 7'ye 1 verilmiş olsaydı siz soruyu çözerdiniz. Verilen bilgileri kullan diye. Hani 7'ye 1, 7'ye 1. Hocam 6 yan kaldı. E sonra da kelebek var burada deyip sonuca ulaşırdınız zaten. O yüzden arkadaşlar zor sorularda ne yapıyorsunuz? Yani zor görünen sorularda ya büyük ihtimalle verilen bir bilgiyi kullanmamışsınızdır. Ondan yapamamışsınızdır. Sert sorumu sert soru. Başı sert. Sonrası kendiliğinden geliyor aslında arkadaşlar. Evet. Cevabımız ne yaptı? Edremit yaptı. D ile A'yı birbirine eşit verilmiş ve e, H, K iken e, h neredesin? Burası K iken burası ne verilmiş arkadaşlar? 2K verilmiş. Ama öncelikle bu da bir kare. Şu eşitlikte verilmiş ya. Hocam buraya A A dersem ya ben niye A A diyorum? Sonuçta açı isteniliyor. Büyük ihtimalle şey çıkacak. Ben buraya 1 1 dersem mesela. E hocam 1 1 dersem karenin bir kenarı 2 oldu. 1 2 kök 5. Ah hocam burası 3K ya. 3'ün katı yazsaydık keşke. En baştan o zaman 3 3 diyelim. O zaman burası 6 oldu. 3 6 iken 3 kök 5. Yani burası K dediğimiz 3 kök 5 kök 5 oldu. 2K dediğimizde 2 kök 5 mi oldu arkadaşlar? Evet. Bak tekrar söylüyorum. Normalde işte 3A 3A deyip işlem yapmam lazım ama işlem kalabalığı olmasın diye Sonuçta biz e, K'yı 1 gibi düşündük sadece. Tamam. Uzunluk istenmiyor bizden. Evet. 3 3 diye başladık. 6 ise 3 kök 5. E, o zaman kök 5'e 2 kök 5 oldu. Şimdi buradaki oranlamayı kullanmalıyım. Buradaki oranlamayı nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Tabii ki şuradan içe paralel çizeceğiz. Ama kelebek oluşursa, oluşmuyorsa dışarıya doğru değil mi? Evet dışarıya doğru çizdik. Arkadaşlar şurada bir kelebek çıktı mı karşımıza çıktı. Kelebekteki oran kaça Kaç? Hocam birebir 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. Hemen 6'yı yazalım. 3 6 ise burası da 3 kök 5 oldu mu? Oldu. <laughs> Hocam alfabeteye gireceğimiz belli. Ekstra bir 90 derece burada da var. Şurası da 90. Burası da 90 ya. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle şu büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ama Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı bilmem ne deyip şuraya a deyip betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı 3 kök 5 diyeceğimize ben şöyle diyorum arkadaşlar. Ben yine de şuraya yazayım. Alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı a. 3 bölü a eşittir. Hocam burada betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı 4 kök 5. E ee, buradan ne geldi arkadaşlar? Betanın karşısı 6 bölü 4 kök 5. Tamam. A'yı ne buluruz o zaman buradan arkadaşlar? Şununla şu gitse 2. Hocam 2 ile 4 sadeleşti. 2 kök 5. A'yı 2 kök 5 buluruz. O A 2 kök 5 ise 2 kök 5'e 2 kök 5. İkiz kenar dik üçgen. O zaman x açısı kaç yaptı? 45 derece yaptı. Yani cevap denizli oldu. Bu benzerliği yazarken kafadan yazacaktım ben. Niye? Hocam bak alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. En sevdiğim. O zaman büyük üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 derim. Burası 4 kök 5 ise buraya 2 kök 5 diye direkt kafadan yazacaktım. Sonra şunu da yapayım da en son anlatırım diye kafamdan geçti sorunun içerisinde. Evet gençler. Aslında yapılabilecek bir soru. Yani büyük ihtimal işlem yapmaktan kaçındınız burada. Ve benzerlik alfabeteye dalmayı da unuttunuz. Ondan dolayı yapamadığınız soruyu izleyenler için söylüyorum. Cevap denizli. Yukarıda verilenlere göre dfx kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam bu e, kareye 45, 45, 22,5, 22,5 yok sevmem. 22 sevmem. Nasıl 15, 75, 90'ı sevmiyorsam 22 da sevmem. Kullanmam kardeşim. <laughs> şimdi kullanıyormuşuz sıkışıp da. Bunun bir özelliği var da o özelliği ben biliyorum ama sizin bilmenizi istemiyorum. Çok özel sorularda kullanıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak şimdi. O yüzden ben buradaki şeye girmek istemiyorum arkadaşlar. Ne diyelim ne yapabiliriz burada. Öncelikle arkadaşlar dikkatinizi çeken ne var. Şu değil mi. Yani açıyı yazmazsanız dikkatiniz çeker büyük ihtimalle. Bak hocam hem açı orta hem yükseklik. Aa ne oldu? Aklına ne geldi? Evet duyayım. Aynen öyle. Ne dedin sen? İkiz kenar dedin değil mi? Aynen öyle arkadaşım. Bak bu hem açı orta hem yükseklik. İkiz kenar hocam. Şöyle ikiz kenar. O zaman ben bunu bir ikiz kenara tamamlayayım kardeşim. Şöyle ikiz kenara tamamlayayım. E madem ikiz kenar bu. Tabanı ikiş parçaya bölecek mi gençler? Bölecek. Yani 4 ise 4 yaptı. Burası da 90 hala daha soru çıkmadı. Benden x şuradaki üçgene ait x isteniyor arkadaşlar. Bakın buradaki üçgene ait x isteniyor. Açılara dalayım. Bak bilerek 22,5 yazmadım. 22,5 yazınca fark edilemiyor biliyor. 22,5 kullanmayacağım büyük ihtimalle. Alfa alfa diyeyim buraya. Alfa. Alfa 90'sa burası beta, ters açıdan beta. Hocam burası da alfa. Alfa 90'sa burası da beta. E bana bu üçgenle ilgili bir şey soruyor ya. Bu üçgene dikkat edeceğim demek ki. Hocam bu üçgen alfa beta 90. 90'ın karşısı x. Beta'nın karşısı karenin bir kenarı. Dikkat edin karenin bir kenarı. E hocam var böyle bir şey. Alfa beta 90. Beta'nın karşısı var burada. Yok beta'nın karşısı karenin bir kenarı. Burada işime yaramaz bu üçgen. Ama alfa beta 90. Bak şu üçgen var. Ve beta'nın karşısı hop. Karenin bir kenarı değil mi arkadaşlar? Demek ki iki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Evet sarı üçgenle mavi üçgen eş oldu arkadaşlar. 90'ın karşısı burada kaç? 8 ise 90'ın karşısı burada da 8'dir arkadaşlar. Cevap denizli oldu. Yine verilen bilgiyi rahat bir şekilde kullandık ve çok da güzel bir şekilde cevap çıktı. ABCD bir kare. Evet. DX kaçtır diye soruluyor. Ekstra bir 90 derece var. Ne diyeceğiz? Alfa beta'ya dalacağız. Hocam burası da alfa. Bazılarınız şunu yaptı değil mi? O yüzden izlediniz hoca. Uzun çözdüm. Kesin Kenan hoca kısa çözmüştür diye geldiniz. Pisagor'dan burayı buldunuz. Burayı buldunuz. Sonra burayı yazdınız. Burada da kosinüs teoremi uyguladınız ve uzun geldi. Ya kosinüs teoremi yapar mıyım ben? Çözenleriniz bazıları da sen kosinüs teoremiyle çözdün diye geldin değil mi? İşte Kenan Hoca acaba nasıl çözdü? Arkadaşlar alfabetadan çözeceğim tabii ki. Başka nereden çözeceğim? Bak bu bir kare. Karenin eşitlerini şöyle bir yazalım. Hocam alfa beta. Burası da alfa. Aa alfayı gördüm. Ben bir dik çizeyim. Alfa beta 90 oluşturayım. Kardeşim oluştur da karede önceliğin eşlik olsun. Hani ekstra bir 90 çizeceksen eğer. E hocam buradan çizince olmadı. Bak bu üçgen nasıl bir üçgen arkadaşım? Bakar mısın? Bu üçgen alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Burada da alfa. E alfaya ait bir üçgen gördüğün zaman ya buradan dik çizersin ya da buradan dik çizersin. Arkadaş çizilen dik büyük ihtimalle bakın içeriye düşmeyecek. Dışarıya düşecek. Çünkü geniş açı galiba burası. Dışarıya düşecek o zaman çizilen dik. Arkadaş çizilen dik dışarıya düşsün bakalım. Bak alfa 90 burası beta. Hocam sarı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısında eşit olduğundan eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 6 iken alfanın karşısı burada da 6. Betanın karşısı 14 iken betanın karşısı 14. Gerçekten de dışarı düşüyormuş bu arada. O zaman burası 14 ise buraya ne kaldı? 8. 6, 8, 10 üçgeninden cevabımız da ne çıktı? 10 çıktı. Artık bu tür sorulara zor gözüyle bakmıyorsunuzdur arkadaşlar. Alfa betayı öğrenmişsinizdir büyük ihtimalle. Kalede de alfa betayı öğrenin. Genelde eş üçgen dediğimizi unutmayın lütfen. Cevap C.